Arkadaşlar, bugün yine Ankara yağmurlu. Sanırım tüm yurdun genelinde yağmur var. Bizim burada hava böyle. Hava bayağı bir gürlüyor. Sanırım birazdan yağmur gelecek buraya doğru. Söyle, karşıları görüyor musun? Yok. Karşılar tamamen kapandı arkadaşlar. Evler çok az görünüyor. Yağmur geliyor çünkü. Bayağı bir yağacak gibi ha Seyla. Bence dolu gibi yağacak. Dolu mu diyorsun? Çünkü hava soğuk. Dolu yağmasın ya. Yağmur yağsın da dolu yağmasın. Dolu çünkü her şeyi mahvediyor arkadaşlar. Meyveleri düşürüyor. Ordu'ya falan nasıl yağmış dolu? Ceviz büyüklüğünde. O zaman buraya da ya. Yani meyveler mahvediyor. Çiftçilerin ürünlerini mahvediyor. Dolu yağmasın. Yağmur yağsın. Yağmur bereket arkadaşlar. Mayıs'ta yağmadı, Haziran'a kaldı. Mevsimler kayıyor çünkü. Yapacak bir şey yok. Aynen. Şu an havanın rengi çok güzel. Başladı bir Başladı şey ve mı? beyaz ya. Arkadaşlar camlara düşmeye başladı. Sanırım iri iri düşüyor yağmur taneleri. O yüzden de akıyor. Söyle. İyi yağacak gibi, ne dersin? Bence de. Arkadaşlar, dolu mu? Peki şey yapmam yok mu? Ne? Sokakta da yağmur altında koşmam. Niye? Sen Oha, deli bu kadar misin? büyük düşmüş. İşte evet, ya iri düşüyor ya dolu düşüyor, anlayamıyorum şu an. Ama dolu yağıyor. Oo, Kazanın arkadaşlar dolu yağıyor. içeri sok. Demiştim. Maalesef. Umarım çabuk biter. Dolu yağmasın ya. Aslında biraz da büyük yağmur damlaları gibi. Dolu yağmasın. Çiftçileri o kadar uğraşılıyor, emek veriliyor. Onca her şey telef oluyor. Yağmur yağsın. Şu an yağmur yağıyor. Dolu değil. Şimdi dolu düştü. Başladı. Şöyle izleyelim. İçeri Yağmur, yağmur. İri iri yağmur. Arkadaşlar, ama arada dolular size da cam var. olmadan çekim yapmak istiyorum ama çekemiyorum çünkü ıslanıyor. O dolu. Evet işte diyorum ya. Dolunun da bir nevi faydası var. Eriyor sanırım. Ya eriyor ama yağarken bayağı bir yıpratıyor. Yani Yani şey yağdığı yapacak bir şey yerleri yok ki. yıpratıyor. Allah korusun. Hava Sizi acayip duyuyorum değil mi? gürlüyor. Duyuyorum. Şu taraftan çekebilirsem arkadaşlar, size oradan çekmeye çalışacağım. Herkesin mama kabı nasıl doluyor? Arkası mama kabı şeydi, Şişi. kulübesinde. Ha, o boş dolabilir ona. Bu hava sanırım bizim kaktüsler için sıkıntı. Umarım camın önündeki yeri boylamamıştır. Kızım, bizim şöyle bir durum var arkadaşlar. Bizim çiçeklerimiz var. Onlara zarar verse de sorun değil. Sonuçta çiçek ama çiftçinin ürününe zarar vermesin. Duruyor. Bir yanda duruyor, bir yanda hızlanıyor sanırım bulutlara göre. Galiba öyle. Yok, yapıyorsun, gördüm ya. Aa, gül açmış, beyaz. Ben yeni Evet. görüyorum, dünyadan bir haberim. Açtı. Çiçeklerimizi açıyorlar arkadaşlar. Şöyle Kaktüsümüz göstermeye bile açıyor. çalışacağım. Güllerimiz çok güzel açtı. Dün bir baktım, Seyla'nın baston gülü bahsettiği bağlıyorlar. bu. Baston gülümüz Biri bir bu. ucundan, biri bir ucundan Çünkü babam. rüzgar kıracaktı. Bu baston gülümüzün üst kısmının yaprağı çok olduğu için arkadaşlar, rüzgar yüzünden kırılma noktasına geldi. Biz de yağmurun altında çıktık, baston gülü bağladık Murat abinizle. Ve yine yağıyor. Sanırım sadece evet yağıyor. Arada bir atıyor doluyu. Bir yere çarpıyor. Doluya döndü. Evet. Alıyorum. Benim kaktüsüm düşer. Ama Kötü ya, içeri olmuş. alırsam da böcekleri yiyor. Garibim ya. Senin kaktüsle ilgili olduğunu sanmıyorum odandaki böceklerin. Önce o zannettik dün. Ama bugün yine pencerene baktım, böcek dolmuştu. Biraz önce çamaşır suyuyla her yeri temizledim ama nereden geldiğini anlayamıyorum o küçük sineklerin. Odanda sinek yapabilecek hiçbir şey yok. Sanırım
sanırım o dışarıdan cam kayıtından bir yerden bir boşluk buldular, giriyorlar. Onun sebebini bulmamız lazım, yoksa ilaçlamak zorunda kalacağız Süheyla. Bu arada dolu hızlanıyor. Ve büyüyor. Evet, umarım dışarıda kıracağı. Abim evde mi? Abin evde de kızım, Allah korusun. Yani arkadaşlar baya baya bir yağıyor yani şöyle. Allah korusun. Abine söyle dolu yağıyor diye. Aşağıda şey, abine söyle aşağıdan şey getir. Çamaşır odasında o örttüğü şey var. Allah'ım seni esirge yarabbim. Arkadaşlar arabanın üzerine örtmeyi söylüyor Süheyla. Çünkü üst tavanı cam, Allah korusun, Rabbim korusun. İnşallah bir şey olmaz. Çünkü bazı dolular fındık kadar düşüyor arkadaşlar. Bahçede görüyorsunuz. Beyaz olanlar görünüyor yani. Şöyle göstereyim size, bakın fındık kadar var düşenler. İnşallah bir şey olmaz. Allah'ım esirge yarabbim. Herkesi korun. Süheyla uyandır acilen. Arkadaşlar dolu çok fena yağdı. Nurettin'i görüyorsunuz. Süheyla'yı da görüyorsunuz. Nasılım ama? Ayaklarım donuyor. Arabanın üzerine bir ince pike elimizde vardı şu an için. İnce pike örttük çünkü dolu bayağı bir iri yağdı. Şu an biraz hafif, hala yağıyor ama Allah merkezi korusun. Bayağı bir yağ ya arkadaşlar. Ayağımın altında dolu parçası kalmış. Durdu mu? Hayır. Atıyor arada bir ama büyük yağmur yağıyormuş. Paçalarım ıslandı. Sokakları sel götürüyor. Islansın kızım, bir şey olmaz. Kapıyı aç, abin geliyor. O ne de? Komşumuza kargo geldi arkadaşlar. Islanmasın diye biz de almaya çalıştık ama inşallah ıslanmamıştır. Al onu kızım. Şemsiye ya. Tamam. Kapat onu Süheyla. Kapının arkasına dik. Yatır oğlum buraya. Gene hızlandı. Arkadaşlar bayağı bir hızlandı. Gördüğünüz üzere. Ooo fındık gibi düşüyor. Allah'ım seni esirge ya Rabbim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Allah esirgesin oğlum. Yapabilecek bir şey yok. İnşallah bir şey olmaz. İçine bak içine. Süheyla, o şeyi kenara al kızım. Buraları silelim. Çıkar istiyorum yaş olanları. Büyük ihtimalle akar bir yerlerden bu. Delik ki ayağına yavrum, üstün yaşla değiştir git de. Tamam buraya al onu da. Ağırın lan sonsuza. Ben sana dedim ikinciyi de atlayabilirim. Oldu mu? Sokakları sel götürüyor. Hayır yeni iz değil, orası akıyor. O kadar yağdı ki orası akıyor. Şuradan bir şey çıkmış. Ya dolu tıkadı. Hayır boru yetmediği için, sert çarptığı için direkt borudan gidiyor. Bence güvercin doluktan kakaları şeyi tıkamış olabilir giderleri. Onu fişini çek, evet oğlum. Durdu. Arkadaşlar şöyle göstereyim size, bakın. Bir iki
biriken doluları göstereyim arkadaşlar. Dur, aşağı da cam ayaklaşmış, camdan dışarı bakmaya çalışıyor. Kızım o sırtındaki ıslatsa çıkar. Evet arkadaşlar, bugün böyle yağdı. Hava çok kapalı. Devam eder mi bilmiyorum. Akmaya mı başladı? Ya da senin tependen de akıyor olabilir saçından. Saçın yok, henüz var. Başlamamış Nurettin akmaya. Saçın da dolu var, onlar indi. Abinin saçları şey yapmış. Doluları tutmuş. Bak kenarlardan akmış bu. Nereden geldi? Arkadaşlar bir saat oldu ve hala yağıyor. Yoğunluğu hiç azalmadı yağmurun. Gördüğünüz üzere hala yağıyor. Neyse ki dolu durdu. Umarım tekrar yağmaz. Başta da söylediğim gibi bizleri de sadece çok fazla meyvemiz falan öyle bir şeyimiz yok. Yani sadece çiçeklerimizi mahvetti. Onun dışında o önemli değil. Çiftçilerin ürünleri. İnşallah bir şey olmaz. Gavralarımı falan karşıda görüyorsanız bütün yapraklarını indirdi, mahvetti. Allah beterinden saklasın. Yapabilecek bir şey yok. Arkası içeri aldık. Aslında arkası girişte, cam içinde. Orada zarar görmüyor ama yalnız kaldığı için korktu sanırım. Şu an içeri girdi. Burada yatıyor keyifli keyifli. Oğlum yatıyor mu sen? Hı. Bayağı yağdı. Petunyalarımı görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereceğim size. Geldikleri hal. Maalesef pek bir şeyleri kalmadı. Talan etti. Yağmur durursa size göstereceğim hepsini. Arkadaşlar size söz verdiğim gibi dışarıyı çekeceğim. Terliklerin hepsi ıslanmış. Nurettin'in ayakkabılarını giyeceğim. Gerçi onlar da ıslandı ama dolu ne kadar hasar bıraktı birlikte görelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere çiçeklerimi talan etti, tamamı mahvetti. Maalesef hepsi berbat durumda. Şuna bakın, parçalamış yapraklarını, hepsini. Maalesef. Yerlerde görüyorsunuz. Güllere çok fazla bir şey yapmamış. Sadece dalındakileri biraz hırpalamış arkadaşlar. Bakalım bak. Oo. Buradakiler birazcık duvar dibinde olduğu için bir nebze kurtarmış. Ama yine de çok kötü olmuşlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bahçem domateslerimi mahvetmiş. Bütün yaprakları delik deşik. Tek canlı domateslerim vardı arkadaşlar. Maalesef onlar da mahvetmiş. Gülü olduğu gibi indirmiş. Her yer berbat durumda. Buradan bir yerden sanırım şu taraftan su taşmış, gelmiş buraya. Buralar böyle çamur olmuş. Kaç oğlum orada? Maalesef. Şimdi bahçe temizliği yapacağım arkadaşlar. Gece tekrar yağar mı bilmiyorum. Klamatisimi de mahvetmiş. Neyse Allah veterinden saklasın. Size söz verdiğim gibi çektim. Yani inşallah çiftçilerin ürünlerine bir şey olmamıştır. Bizim yani ufak tefek bir şeyler. Yapacak bir şey yok. Olan oldu artık. Bakın. Temizlik zamanı arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.